Instagram hesabımızı hem telefondan hem de bilgisayardan nasıl silebiliriz? Gelin birlikte öğrenelim. Ama önce sizlerden bir ricam var. Bu yeni açtığım kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. O zaman videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalı yeni açtım ve desteklerinizi bekliyorum. Bugün bu videomuzda Instagram hesabımızı nasıl silebileceğimizi göstereceğim sizlere. Hem bilgisayardan hem de telefondan nasıl hesabımızı silebiliriz, bunu birlikte öğreneceğiz. Şimdi öncelikle sizlere telefondan nasıl silinir onu göstereyim. Dilerseniz videomuzu izleyiniz. Instagram hesabımıza girdikten sonra profilimize giriyoruz ve yukarıda sağda bulunan 3 çizgiye giriyoruz. Ayarlar ve gizliliğe giriyoruz. Hesap merkezine giriyoruz. Burada kişisel detaylar var. Oraya giriyoruz. Hesap sahipliği ve kontrolü var. Oraya giriyoruz. Anıtlaştırma var. Bir de dondurma veya silme var. Buraya giriyoruz. Hesaplardan birini seçiyoruz. Hesabı dondur var. Hesabı sil var. Hangisini isterseniz onu yaparsınız. Hesabı sil diyoruz. Devam diyoruz. Şimdi burada hesabınızı silme nedenlerinden birini seçiyorsunuz. Mesela çok zamanınızı alıyordur. Devam diyoruz. Çok zamanımı alıyor gibi sebepler var burada. Devam diyoruz. Şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra devam diyoruz. Ondan sonra bize onay istiyor. Kalıcı hesap silme işlemini onayla. Bunu onaylıyor musunuz diye soru soruyor. İşte 1 Ağustos 2023 tarihinde silinecek. Şu andan başlayarak o tarihe kadar Instagram'dan görünmeyeceksin. İşlem başlamadan önce istediğin zaman hesaplar merkezi aracılığıyla veya Instagram hesabına giriş yaparak kalıcı silme işlemini iptal edebilirsin. Hesabı sil dediğinizde hesabınız artık silinecek dediği gibi 1 Ağustos itibariyle. Evet arkadaşlar, telefondan silme yöntemi bu şekildeydi. Şimdi de bilgisayardan, yani tarayıcıdan Instagram'a giriş yaparak hesabımızı nasıl sileriz, yine onu da burada göstereceğim sizlere. Şimdi Instagram hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar. Profilimizdeyiz. Burada solda altta 3 çizgi var daha fazla diye. Buraya giriyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda kişisel detaylar var. Buraya giriyoruz ve karşımıza kişisel detaylar adlı bir sayfa çıktı. Burada iletişim bilgileri, doğum günü, kimlik onayı, hesap sahipliği ve kontrolü. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Anıtlaştırma var, bir de dondurma veya silme var. Aynı şekilde telefonda hangi veri varsa burada da var. Buraya giriyoruz. Hesabımızı seçiyoruz. Hesabı dondur var, hesabı sil var. Hesabı silme işlemi kalıcıdır arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Devam ediyoruz. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Buradaki sebeplerden birini seçiyoruz. Çok zamanımızı alıyor. Devam diyoruz. Burada Instagram uygulamasını bul. Uygulaması simgesine dokun ve birkaç saniye basılı tut. Ekran titreşime başlayacaktır ve sonunda uygulama simgesinde bir X görünecektir. Uygulamayı sil diyor yani. Devam et diyoruz. 1 Ağustos itibariyle hesabımız tamamen silinecek. O tarihe kadar Instagram'da görünmeyeceğiz. İşlem başlamadan önce istediğiniz zaman hesaplar merkezi aracılığıyla veya Instagram hesabına giriş yaparak kalıcıyı silme işlemini iptal edebilirsin. Hesabı sil diyoruz. Ve hesabı sildi arkadaşlar, çıkış yaptı. Evet, bu şekilde. Tekrar bir giriş yapalım. Bakalım nasıl karşılayacak bize. Şimdi bize bir onay kodu gelecek. Evet, onay kodumuz geldi. Onayla diyoruz. Görünüşe göre bu hesabı silme talebinde bulunmuşsun. Yardım merkezinden daha fazla bilgi al diyor.
Kitabımı yanlışlıkla sildim. Yani size bir eğitim vereyim, hani size bir şeyler göstereyim derken kendi hesabımdan aldım. Ama merak etmeyin, hesabımı geri aldım. Zaten beni Instagram'dan da takip edenler varsa süreci takip etmişlerdir, öğrenmişlerdir. Maalesef böyle bir şey başıma geldi ilk defa. Zaten videoda anlattığım gibi orada hesabınızı geri alabiliyorsunuz oradaki hesapların bölümünden. Ben birkaç uğraştım, durdum, bir türlü yapamadım, bir türlü geri vermiyordu Instagram bana. En son dün değil, ondan önceki gece bir daha uğraşayım derken geri alabildim. Yalnız hesabı geri almak için mutlaka e-posta adresinizin ve telefonunuzun onaylı olması gerekiyor hesabınızda. Aksi takdirde geri alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunları hiç yapmamışsanız, güvenlik ayarlarını hiç yapmamışsanız, kesinlikle hesabınızı silseniz geri alamıyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili bilginiz olsun. Çünkü doğrulama yapıyor. Hani siz olduğunuzu tespit etmek istiyor karşıdaki taraf. Bundan dolayı siz eğer bunları yerine getiremezseniz, mesela gelen SMS kodunu, gelen mail kodunu onaylayamazsanız, maalesef ki hesabınızı geri alamıyorsunuz. Zaten hesabınızı geri aldıktan sonra işte tekrar bunları yenilemenizi istiyor. Mesela yeni bir telefon numarasını tekrar güncellemeniz gerekiyor. E-posta adresinizi tekrar güncellemeniz gerekiyor. Doğrulama kodları geliyor. Bunları ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla bunu geri almak için telefon ve e-posta onayı şart arkadaşlar. Hesabımı geri almaya çalışırken bunu tabii ki ekran videosunu da aldım. Ekran kaydını da aldım. Bunu bir başka videoda sizlere anlatacağım. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet, tekrar bana geçmiş olsun ve tekrar hayırlı olsun. Hesabımı kurtardığım için mutlu oldum. Çünkü yaklaşık 300'e yakın post var. Onları hazırlamışım, düzenlemişim. Tekrar yeni bir hesap açıp yine bu sayıya ulaşmak, yine bu düzenlemeyi yapmak zor olurdu. Geri aldığıma sevindim. Evet, videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Instagram'ın yeni Twitter uygulaması olan, Twitter benzeri bir uygulama olan Threads'te beni takip edebilirsiniz. Instagram'da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter'da da beni takip edebilirsiniz. Arada etkileşim kurabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.